Hepinize merhaba dostlar. Bugün GTA 5'in 3095 sürümünde addon limit kaldırmanın nasıl yapılacağını göstereceğim. Bir de bu arada Instagram adresimi takip ederseniz çok çok memnun olurum dostlar. Gelirseniz bir selam çakarsınız. Şimdiden aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Çok kısaca addon limiti nedir ondan bahsedeyim. Oyuna kurduğunuz araba, ev tarzı böyle addon sonradan eklenen modları oyun kabul etmiyor. Bunların bir limiti var. Bir iki tane yüklüyorsunuz ve limiti açtığınız zaman story moda tıkladığınızda 3-5 saniye sonra oyundan atıyor. O bu sorunu çözüyor. Bu addon limit kaldırmayı yaptıktan sonra istediğiniz kadar araba falan yükleyebiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Yapılım aşamasına geldiğimizde de ilk önce açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indireceksiniz. 3095 ve öncesini kapsıyor. Oyununuzun orijinal olmasına da gerek yok, onu da söyleyeyim. Açıyorum ve içindeki dosyayı şöyle çıkarttım. Dosyayı açtığımızda içinde eski versiyonlar için diye bir klasör var, görüyorsunuz. Buraya girdiğinizde sizin kendi oyununuzun sürümüne uygun bir dosyayı seçip yapabilirsiniz. Mesela oyununuz 2060 sürümüdür abi. 2060'ı hemen buradan alıp yapıyorsun. Biz oyunumuz 3095. İçindeki bu dosyayı kullanacağız. Game Config dosyasını. 3095'in Game Config'ini şuraya şöyle aldım. Open 4 programımızı açıyoruz. Windows seçtim. Bu arada Open 4'ü kuramadıysanız kurulum rehberi açıklamada linki olacak. Daha öncesinde çekmiştim o videoyu. Oradan da yardım alabilirsiniz ama birçok kişi biliyordur. Tools kısmına girip SI Manager'a tıkladım. Buradaki 3 şeyin yüklü olması lazım. Bende mesela bu yüklü değilmiş. Yükleyeyim hemen. Şu çok önemli değil. İsterseniz yükleyin. Close diyerek yere kapattım. Şimdi bu Game Config XML dosyasını atacağımız yeri beni dikkatlice takip edin ki karıştırmayın. İlk ana sayfadan burası. Gördüğünüz gibi Open IV diyor şu GTA 5'in olduğu yerde. Update, update RPF 2'ye girmeyin. Common, data. Bakın yol bu şekilde. Gördünüz mü? Tekrardan şuradan bakın. Buraya geldiğiniz zaman edit modu açıyorsunuz. Şuradan F6 tuşuna bassanız da olur. Şuna bas ve evet dedim. Burada bir kırmızı yazı çıktı. Copy to mods folder diyeceksiniz. Yani soldakine tıklayacaksınız. Her halükarda bastım. Dosyaları şu an mods klasörüne kopyalıyoruz yani. Hop kopyaladık. Artık mods'tayız. Yani güvenli alandayız. Oyunun ana dosyalarını ellemeyeceğiz. Buradan game config dosyasını buluyoruz. Bakın aynı yerdeyim. Bu game config dosyasını bir yedekleyin. GC yedek 3095. Orijinal game config dosyasını şöyle yedekledim, içine koydum direkt, sürükledim. Edit mod açıkken bunu siliyorum buradan. Sildim. Daha sonrasında 3095 dosyasını hop buraya atıyorum. Bitti abi, bu kadar bak. Sadece buradaki game config dosyasını değiştirmiş olduk. Buradaki tek dikkat edeceğimiz olay doğru yere girmek. Tek bir adımımız kaldı. Yine attığımız dosyaların içinde atılacaklar dosyası var bakın. Hop açtım. İçinde 5 tane dosya var. Sağ klik, hepsini seçtim, kopyala dedim. Oyunumuzun klasörüne şak yapıştırdım. Dosyaları değiştir dedim. Bitti, bu kadar. Şimdi bir oyunu açalım, bir tane denemek için araba yükledim. Bakalım spawn edeceğiz, sıkıntı olacak mı? Daha doğrusu oyun açılacak mı? Oyunum sorunsuz bir şekilde açıldı. Bir de yüklediğimiz aracı deneme amaçlı bir spawn edeyim. Sorunsuz bir şekilde araç spawn oldu. Tabii sadece araçlar için değil, bazı ev modları var. Kanalda birçok addon mod var biliyorsunuz. Onları da yüklediğiniz zaman sıkıntı yaratmaması için bu addon limit kaldırmayı yapmanız lazım ve her sürüme özel olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi dostlar sorunsuz bir şekilde bu modun kurulumunu da tamamladık. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara her zaman beklerim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.